Münih'in bir havaalanı var. Münih'in bir havaalanı var. Fakat havaalanı çok sıkışık bir durumda. İşte ilk 30'da olmasa bile ilk 50'de vardır. Önemli kavşak noktalarından bir tanesi Frankfurt'tan sonra Münih'te önemli kavşak. Ve de o havaalanının iki tane pisti var. Bu havaalanının yıllardır üçüncü bir pist ekleme derdi var. Çünkü kapasite yetmiyor, gecikmeler oluyor diye çok şikayetçi oluyorlardı. Arazi de var orada. Şu havaalanına hala bir üçüncü pisti ekleyemediler. Hatırlarımızda İstanbul Yeni Havalimanı var. Münih kendi havaalanına üçüncü pist eklemek için tam 2007'den beri tartışıyor. Sene 2018-19'a geldik. Bunun da bu yıl ya da gelecek yıl ya da görünür bir yılda da olmayacağı bugün teyit edildi ya da dün teyit edildi. Şöyle Baviera, Münih Baviera eyaletinde Baviera'da seçim oldu malum. İşte Merkel'in kardeşi CSU partisi seçimi kaybetti. Daha doğrusu çoğunluğu kaybetti. Koalisyon yapmak zorundalar eyalet hükümeti için. Koalisyonu da işte derme çatma küçük partilerle ama çevreci küçük partilerle yapmak zorunda kaldılar. Ve koalisyon anlaşmasının en önemli maddesi şu. Münih'e 3. pist yapılmayacak. Bu plandan vazgeçin. Küçük partilerin dikte ettirmesiyle CSU pes etti ve 3. pist konusunu ağızlarına almayacaklarına, koalisyon ortaklarına söz verdiler. Neden? Para mı yok? Var. Paramız da var. Yapacağız diyorlar. Ama işte şudur, budur falan diye engellenip duruyordu. 2007'den beri konuşuluyor. Tekrar sene oldu 2018-2019. Koalisyon hükümetinin ömrü ne kadar giderse o kadar daha konuşulmayacak. Ha belki 2023'te falan bitermiş. O zamana kadar da Münih Hava Limanı işte 50 demiştik, 70'lere falan iner herhalde çünkü kapasite kaldırmıyor.